1400 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde dönen bir nesne, evrende nelerin mümkün olduğuna dair fikirlerimizle ciddi şekilde çelişiyor. Bu bir kahverengi cüce, gezegenler ve yıldızlar arasındaki boşluğu aşan tuhaf nesneler kategorisi, ancak çok sıcak ev sahibi yıldızıyla o kadar yakın bir yörüngede ki, sıcaklığı 8000 Kelvin'i aşıyor. Atmosferindeki molekülleri bileşik atomlarına ayıracak kadar sıcak. Bu, sıcaklığın 5778 Kelvin'de nispeten ılık olduğu, Güneş'in yüzey sıcaklığından çok daha sıcak. Aslında, bu kahverengi cüce bir sıcaklık rekoru kıran, türünün şimdiye kadar bulduğumuz en sıcak nesnesi. Kahverengi cüceler gezegenlerden daha sıcak olma eğiliminde olsalar da, en soğuk kırmızı cüce yıldızlardan daha soğuk yanarlar, kendi iç füzyon motorlarında kesinlikle, Güneş benzeri sıcaklıklara ulaşamazlar. Nesneye WD-003-2317b adı verildi. Ekibin söylediğine göre bu keşif, aşırı sıcak, büyük kütleli yıldızların yörüngesinde dönen, Jüpiter benzeri gaz devlerine ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Yıldızlarına yakın yörüngede dönen gezegenler, büyük miktarda ultraviyole ışıkla ışınlanır. Bu, atmosferlerinin buharlaşmasına ve, içindeki moleküllerin termal ayrışma olarak bilinen bir süreçle, parçalanmasına neden olabilir. Yine de bu, aşırı ortam hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Çok parlak bir yıldıza bu kadar yakın mesafede, yörüngedeki bir öte gezegenden gelen sinyalleri, yıldız aktivitesinden ayırmak zor olabilir. Termal ayrışma için yeterince sıcak bir öte gezegen biliyoruz. Bu, öte gezegenin gündüz tarafını 4600 Kelvin'i aşan, sıcaklıklara ısıtan mavi bir süperdev yıldızın yörüngesinde dönen, KELT-9b. Bu, çoğu yıldızdan daha sıcaktır, galaksideki en yaygın yıldızlar olan kırmızı cücelerin, maksimum yüzey sıcaklığı yaklaşık 4000 Kelvin'dir. Bununla birlikte, bu aşırı rejimleri incelemenin bir yolu, beyaz cüce yıldızlarla ikili sistemlerdeki kahverengi cüceler olabilir. Beyaz cüceler, KELT-9 gibi mavi süperdevlerden çok ama çok daha küçüktür, bu da onları daha loş hale getirir ve aşırı ısınmış eşlik eden nesnelerden gelen sinyalin, daha kolay anlaşılmasını sağlar. Bir kahverengi cüce tam olarak bir gezegen değildir, ancak tam olarak bir yıldız da değildir. Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 13 katı olan gezegen benzeri bir nesne, çekirdeğinde döteryum füzyonunu tutuşturmak için yeterli basınca ve ısıya sahip olabilir. Bu, ağır bir hidrojen izotopudur, füzyonu için gereken sıcaklık ve basınç, yıldızların çekirdeklerinde yanan normal hidrojenin füzyonu için gereken sıcaklık ve basınçtan çok daha düşüktür. Kahverengi cüceler, yaklaşık 80 Jüpiter kütlesine ve yaklaşık 2500 Kelvin sıcaklığa ulaşabilir. Kırmızı cücelerden daha soğuk ve daha sönükler, ama kızılötesi dalga boylarında parlıyorlar. Beyaz cüceler ise Güneş gibi yıldızlar için yaşamın son aşamasıdır. Yıldızın çekirdeğindeki hidrojen bittiğinde, dış katmanlarını dışarı fırlatır ve artık, füzyonun dış basıncıyla desteklenmeyen çekirdek, dünya boyutunda ultra yoğun bir nesneye çöker. Beyaz cüceler artık ısıyla parlar, ancak ölüm süreci çok enerjiktir, mavi süperdevlerinkiyle karşılaştırılabilir sıcaklıklarla aşırı derecede sıcaktırlar. Bu bizi çok sıcak, düşük kütleli bir beyaz cüce yıldız olan, WD-003-2317'ye getiriyor. Güneş kütlesinin yaklaşık %40'ını oluşturuyor ve 37.000 Kelvin civarındaki sıcaklıklarda yanıyor. 2000'lerin başında, Avrupa Güney Gözlemevi'nin çok büyük teleskopu üzerindeki Ultraviolet Visual Ekelle Spektrograf cihazı kullanılarak elde edilen veriler, WD-003-2317'nin görünmeyen yörüngedeki bir arkadaşı tarafından yerinde çekilerek hareket ettiğini öne sürdü. Yakın kızılötesindeki son gözlemler, bu arkadaşın bir kahverengi cüce olduğunu öne sürdü. Hallakov ve meslektaşları, yıldızın yeni gözlemlerini elde etmek için, UVSI kullandılar ve yoldaşın,
Yalnızca 2,3 saatlik aşırı bir yörüngede, 75 ila 88 Jüpiter arasında bir kütleye sahip, bir kahverengi cüce olduğunu buldular. Tespit edilmesine yol açan dumanı tüten silah, bir nevi dumanı tüten bir yıldızdı. Kahverengi cücenin gündüz tarafı bize baktığında, gökbilimciler yıldız onu buharlaştırırken, yaydığı hidrojeni tespit edebilirler. Kahverengi cüce ve yıldız birbirine çok yakın olduğu için, kahverengi cüce gelgitle kilitlenir. Bu, bir tarafın gündüz bir tarafının sürekli olarak yıldıza baktığı, diğerinin ise kalıcı gecede kaldığı anlamına gelir. Ekip, söz konusu aşırı sıcaklıkları hesapladı ve, rakamlar göz yaşartıcı. Kullanılan beyaz cüce çekirdek modeline bağlı olarak, refakatçinin ısıtılmış gündüz tarafı sıcaklığı 7250 ila 9800 Kelvin arasında. A tipi bir yıldız kadar sıcak, gece tarafı sıcaklığı 1300 ila 3000 Kelvin veya 6000 Kelvin sıcaklık farkı. Kelp 9B'ninkinden yaklaşık 4 kat daha büyük, diye yazıyorlar kağıtlarını. Gece tarafı sıcaklık aralığı, T ila M cüceleri kapsar. Işınlanmış arkadaşın denge kara cisim sıcaklığı, yaklaşık 5100 Kelvin'dir, bilinen herhangi bir dev gezegenden daha sıcak ve, Kelp 9B'den 1000 Kelvin daha sıcak, bu da 5600 kat daha yüksek aşırı mor ötesi akı ile sonuçlanıyor. Bilinen hiçbir gezegen veya kahverengi cüce, daha sıcak değildir, bu da WD0032317b'yi yalnızca olağanüstü harika kılmakla kalmaz, aynı zamanda aşırı sıcak yıldızların, daha düşük kütleli arkadaşlarını, nasıl buharlaştırabileceğini incelemek için, mükemmel bir aday yapar. Araştırmacılar, WD0032317b gibi nesneleri incelemenin, Kelp 9b gibi, nadir bulunan aykırı nesneleri, anlamamıza yardımcı olabileceğini söylüyor.